Şekil 1'de verilen KL cisimlerinin yatay zemine yaptığı basınçlar sırasıyla P ve 2P'dir. Buna göre cisimler şekil 2'deki gibi üst üste konulursa yatay zemine yapılan basınç kaç P olur diyor. Katı basıncı olduğu için GK, GL. Evet GK bölü SS neymiş arkadaşlar? P kadarmış. Benim GK buradan PS yapar. GL bölü 2S benim 2P'ymiş. GL'nin ağırlığı buradan 4PS yapar. Kütlelerimin toplamı nedir arkadaşlar? 5PS bölü yüzey alanım nedir? S kadardır. Giderse ne yapacak? 5P yapacak. Doğru seçeneğim. D şıkkı. İkinci soruma gelecek olursam. <laughs> Eşit kütleli X, Y, Z cisimlerinin sıvı içerisindeki denge konumları şekildeki gibidir. Dikkat edin çocuklar hepsine ne demiş? Eşit kütleli olduğu söylenmiş. Buna göre diyor cisimleri etki eden kaldırma kuvvetleri nedir denilmiş. Benim kaldırma kuvvetim neydi? V batan D sıvı çarpı G'di. G idi. G'ler ve sıvılar özdeş. Cisimleriniz hacimce tamamen içerisinde baskıda kaldığı için bunların öz kütleleri de özdeş. O zaman kütleleri özdeşse nedir? hacimleri de özdeştir. Hacimleri özdeşse fx fy'ye eşit olacaktır. Kütlesi eşit. Hacmi daha küçük olduğu için öz kütlesi büyük olduğu için batmıştır. O yüzden nedir? Hacmi bunun daha küçük olduğu için Z'ye uygulanan kaldırma kuvveti daha küçüktür çocuklar. O yüzden doğru seçeneğimiz C şıkkı yapar. Gelelim 3. sorumuza. K ve L cisimlerinin x sıvısı içinde denge durumları şekildeki gibidir. Buna göre diyor kaba x sıvısı ile karışabilen y sıvısı eklendiğinde L cisimlerin denge konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz denilmiş. Eklediğiniz sıvı x sıvısının öz kütlesinden küçükse genel öz kütleyi küçülteceği için ne yapacak? Sizin L'niz daha fazla batabilir. K'nız ne yapacak arkadaşlar yine batmış durumda kalabilir tam tersi eklediğiniz sıvı x sıvısının öz kütlesi daha büyükse sizin l'nizi daha fazla havaya kaldıracak ve k'nızı da kaldırabilir ya da yüzdürebilir o yüzden dikkat edin c şıkkında l'nin biraz daha battığı ya da k'nın kalkma durumu gibi bir şey oluşmaz çocuklar kesinlikle c şıkkıdır deriz evet dördüncü sorumuza bakacak olursak akışkanların basıncıyla alakalı bir e, ee, soru. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir borudan belirtilen yönde ve sabit debili su akmaktadır. K, L ve M noktalarında sıvı basınçları sırasıyla PK, PL, PM'dir. Buna göre diyor KLM'nin büyüklüklerine göre sıralanışı seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar sizin kesit alanınız büyüdükçe yapabileceğiniz basıncınız artar. Unutmayın dar bir alandan geçerken hızı artacaktır çünkü debi dediğiniz şey bir saniyedeki bu kesitten geçen su tanecikleridir. Alanınız daraldığı için ne yapacak? Buradan daha hızlı geçmek zorunda kalacaklar ve basınçla uğraşamayacak. O yüzden en küçük basınç M'de en büyük basınçta K'da gerçekleşir. Basınçlarımızı sıralayacak olsam K, L, M şeklinde sıralarım. Doğru seçeneğim. A şıkkı. Evet. Beşinci soruya bakıyoruz. Güzel bir soru çocuklar. Dalganın hızı Enerji aktarım hızıdır. Bakın dikkat edin. Enerji aktarım hızıdır. Benim dalgamın hızını sadece ne değiştirirdi? Ortam değiştirirdi arkadaşlar. Ortam değişikliği hızımı etkilerdi. Unutmuyoruz. Şıklara baktığım zaman dalganın yayıldığı ortam yalnız 2 diyorum. Doğru seçeneğim Bursa. Gelelim 6. sorumuza çocuklar. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde enine bir dalganın Dalga boyu lambda ve genliği R doğru gösterilmiştir diyor. Dalga boyumuz neydi? İki tepe arası ya da iki çukur arası mesafeydi. Genliğimiz neydi? Denge konumundan tepe noktasına ya da çukur noktasına çekilen maksimum uzaklıkta doğru seçeneğimiz Bursa olur. Gelelim yedinci sorumuza arkadaşlar. Periyodik olarak oluşturulan bir su dalgasının şekli aşağıda gösterilmiştir. Buna göre dalga için yargıların hangileri kesinlikle yanlıştır denilmiş arkadaşlar. Soruda dikkat ediyoruz. Genliği 20 cm'dir. Genlik dediğimiz neydi arkadaşlar bizim? Denge noktasından tepe ya da çukur noktasına çizdiğimiz maksimum uzaklık ne verilmiş? 11'im verilmiş. Yani birincisi kesinlikle yanlış. Dalga boyu dediği nedir arkadaşlar? İki tepe arası mesafe ya da iki çukur arası mesafe olarak dalga boyumuzu verirdik çocuklar. Dalga boyumuz kaç santim? 40 santimetre. Yani ikinci öncülümde kesinlikle yanlış çocuklar. Gelelim üçüncü öncül. Hızımız neydi arkadaşlar? Dalga boyu çarpı frekans. Dalga boyunu biliyorum ama frekansını bilmiyorum. Yani hızı 10 da olabilir, olmaya da bilir. Bana dediği kesinlikle yanlıştır dediği için arkadaşlar. Üçüncü öncülüm için yorum yapamıyorum. O yüzden doğru seçeneğim C şıkkıdır. Gelelim 8. sorumuz güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edelim. Bir dalga leğeninde K ortamında oluşturulan doğrusal dalganın L ve M noktalarındaki ilerleyişi şekildeki gibi olmaktadır diyor. Alfa açısı beta açısından büyük olduğuna göre hemen değer veriyorum. 60 dedim. Şurası da 30 olsun olduğuna göre ortamların derinlikleri HK, HL ve HM arasındaki ilişki. Yükseklik arttıkça yani derinlik arttıkça hızı da artar çocuklar. Bakın ortamınız şu şekilde ayrılmış durumda. Dikkat edelim. Baktığınız zaman K ortamındaki dalgaya göre L ve M ortamındaki dalgalar geri kalmış. Neden? Ortam derin ise daha hızlıdır. O zaman en hızlısı nedir? K'dır. En hızlı K'da ise en derini nedir o zaman? K'dır arkadaşlar. O yüzden HK büyüktür diyorum. Daha sonra... Ortam ile en büyük açıyı yapan yani siz baktığınız zaman iki farklı ortama geldiği zaman daha ileri gitmiş olan dalga L ortamındaki dalga yani M ile kıyaslandığında ne yapıyor? L ortamının daha derin olduğunu görebiliyorum. O zaman ne yaparım? HK, HL, HM olarak sıralarım. doğru seçeneği A şıkkıdır çocuklar. Evet geliyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Şekildeki devre X, Y, Z dirençlerinden kurulmuştur. X dirençlerinin uçları arasındaki potansiyel farkları V1 ve V2'dir. Ve bize ne verilmiş? Bunların 2'ye 1 şeklinde oranı var arkadaşlar. Eğer buradaki potansiyeliniz sizin 2 ise sizin bu kola gelen akımınız bu kola gelen akımdan daha büyüktür diyorum. Akım büyükse arkadaşlar ne yapacaksınız? Ona göre yap yapacaksınız. Bakalım o zaman ee, ne yapar? Kesinlikle siz baktığınız zaman X'ler ortaksa giderse sizin Z'niz kesinlikle Y'den büyüktür arkadaşlar. Üçüncü öncülünüz kesinlikle doğru. Evet baktığınız zaman üstteki akım daha fazla olacağı için ne yapacak? Alttaki dirençlere baktığınızda sizin z'niz x'ten de kesinlikle büyük olacak arkadaşlar. Dikkatli olalım. Doğru seçeneğimiz 1 ve 3 olur. Son sorumuz 10. sorumuz. Yatay düzlemde şekildeki gibi tutulan K, L ve M mıknatıslarının üzerine cam levha konuluyor. Levha üzerine demir tozları döküldüğünde tozların dizilişi şekildeki gibi oluyor. K mıknatısının bir numaralı bölümü S kutbu olduğuna göre. Evet şurası S ise ne yapacak arkadaşlar? Zıt kutuplar arasında bağ kurulurdu. O zaman burası nedir? S olacaktır. Aynı kutuplar birbirini iteceği için bu şekilde sıralanacak. Doğru seçeneğimiz ne yapar? B şıkkı yapar.